Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öyle gündemden uzak, hiçbir konuyla alakası olmayan dandik bir konu bulmak istedim. Kafalarımız dağılsın. Farklı bir şeyler konuşalım. Sürekli siyaset zartut konuşmuş olmayalım diye. Ve Tuğçe Naz da önceden biliyorsunuz zaten, eğer eski bölümleri dinlediyseniz, benim arkadaşım, en iyi arkadaşım. Onunla, şimdi diğer en iyi arkadaşım olacak, en iyi arkadaşlarımdandır. Onunla böyle bir Twilight'la ilgili bir bölüm çekmeye karar verdik. O da zaten Almanya'ya yeni taşındı. Şimdi o da birazcık gurbetçi falan, böyle bir sıkıntılar çekiyor. İlk oraya yerleşen insanların yaşadığı problemler. Onu da birazcık kafasında atma ihtiyacı vardı. Öyle düşündük, taşındık. Böyle güzel bir Twilight ile ilgili full bir bölüm yapalım dedik. Ben zaten kitapları incelemeyi de düşünüyorum. Belki sizden gelen tepkiye göre kitap incelemelerini öne falan alırım. Değişik bir fikirler çıkarabilirim yani karşınıza. Öyle biraz da nabız tutma şeklinde olacak. Evet, hoş geldin. Senin gibi şey yapayım mı? Herkese merhaba. Ben normalde neydi? Seri Katiller serisine hep öyle başlıyorum. Öyle karıştırdım bir an, podcast'ta da öyle başladım. Normalde podcast'ta falan diye başlıyorum. Şimdi konulu ya, kafam karıştı. Şimdi biz Twilight'ı, dur ya, ilk ne zaman çıktı Twilight? 2000, ama 14. baskı diyor. Oha, 2009'da 14. baskı. Ama yine 2009 bence, ya 2008 ya 2009'dur yani. Öyle mi diyorsun? Dur bakayım hemen. Doğru, çünkü şöyle Bestseller olduğu için yani o kadar. ha, yani evet, bir anda acayip şey olmuş. 2005'te çıkmış. Oha! Evet ama biz o kadar erken tanışmadık canım. 2009'du bence biz şey yaptığımızda. Üçüncü sınıftaydık sanki, değil mi? Evet, 2008 veya 2009 olabilir. Her neyse, işte lise 2, lise 3 falan ocu. Lise 3 de olmasın yani. Lise 3'te de Twilight okunur mu ya? Rezillik. Oha, rezalet. Neyse, 17 yaş ya. Ben böyle kendimi olabildiğince küçültmeye çalışıyorum, rezilliğin boyutunu azaltmak için, ama evet, Bir de okuyormuşuz diyor. ergeniz yani 22'ye 23'e kadar. Neyse, aynen. Şimdi birisi kim getirdi ilk abi? Kim? Elif miydi? Hayır, hayır. Benim annem okuyordu. Saçmalama. Sonra ben annemden almıştım, kitapları ben okuyordum. Twilight'la tanışmamız Gönül teyze sayesinde olmuş olamaz. Yani ben öyle hatırlıyorum. Bir de sonra o sırada filmi de çıkmıştı zaten. Filmini Aa, ben kitabı Elif'ten ödünç aldığım için Elif getirdi diye hatırlıyorum, ama vay anasını ya. Anne, hani böyle ev hanımlarının ıslak rüyalı romantik novel falanları olur ya. Kitabı nereden almıştık bil bakalım. Kristal. Evet. Ay, o tip hatırlıyor musun? Sanki biraz tacizciydi, değil mi? Hayır ya, Böyle normal bir bildiğin zevzek esnaf yani. creepy bir... İşte evet, zevzek olduğu için hani bana herhalde öyle gelmiştir. Küçük hanımlar, ne yapıyoruz? Şimdi bizim bir Trabzon'da... Ya biz de salak gibi ama korsan kitap. O Hayır kadar ya. fakirdik ki... Hepsi korsan olamaz çünkü basmazlar mı ne bileyim. Hepsi korsan olamaz bence. Hepsi korsan değildi de bizim aldıklarımız, ya sonuçta yeni çıkıyor kitap, çok pahalı. Mecbur gidiyorduk. Şeyden alıyorduk. Ne, iş hanı olur ya, iş hanları. İş hanlarında böyle sahaflar, kitapçılar falan olur. Orası iş yanındaydı, değil mi? Doğru. Evet. Evet. Çok korkunçtu. Neyse ki bak işte. Ne büyük salaklık ya. Abi bak, Türkiye'de özellikle lise ve üniversite çağındaki çocuklara bir para vereceksin, bir kart. O kartı sadece kitaba, işte tiyatroya, sinemaya falan, bu tarz şeylere harcayabilecekler. Resmen çocuk başımıza, kız başımıza, küçücük 16-17 yaşında kızız. Kız çocukların en çok tacize uğradığı yaşlar. Gidiyorduk iş Underground'a hanına. gidiyoruz yani. Aynen, underground'a gidiyorduk. Alacakaranlık almak için. Bir de ben şeye de çok tepkiliyim. Ne almak için? Siz almak için de iş hanına gidiyorduk. Evet ya. Ne tribini çekiyorduk o CD'ci amcaların falan, abilerin. Böyle şey, fotokopi şeyi karıştırıyorduk dosyayı, şlak şlak şlak.
Mesela şey soruyorsun. Bu Sims 2'nin Pets ek paketine kadar 2,75 abicim. Allah'ım ya, korkunç bir çocukluk. Özellikle küçük şehirde hani zaten paran olsa bile çok fazla imkan yok. Hani ne yapacaksın? Sims'i Orijinal nereden oyunu nereden bulacağız alacaksın? yani? Aynen. Öyle bir dünya yoktu yani. Steam hak getire yani. Steam çok sonradan geldi Türkiye'ye. Neyse gidiyorduk. Tuğçe Naz'dan yayıldı bütün sınıfa ve artık tek kitap bize yetmemeye başladı yani. Birisi oturup kitabı okuyup 31 çekerken diğerleri ne yapacak? Mecbur birkaç tane daha kopya almamız gerekiyor. Gidiyorduk işte. Bir de içindeki şey hatalarını hatırlıyor musun? Çeviri hatalarını falan. Böyle eksik ya da cümleler oluyordu. Sayfalar ya da yapışık oluyordu. Evet, korsan kitaplarda o çok yaygın. Bir sayfa bomboş oluyordu mesela. Onu gidip orijinal kitaptan okumaya çalışıyorsun falan. Ben bu konuda kütüphanelere de çok tepkiliyim. Türkiye'de kütüphaneler çok böyle şey çağ dışı 99 yılından falan kalma. Başka ülkelerde mesela kütüphaneleri görüyorum hep filmlerden, dizilerden veya oradaki Hani insanlardan. Harry Potter'ın böyle çok simli yeni bir kapağı var ya. Bugün bizim bölümün kütüphanesinde onu gördüm. Fotoğrafını çekecektim size. Çok güzeldi. Al işte bak bizim ben Polonya'daki siktiri boktan üniversite pedagogu içinin kütüphanesi bile muhteşem kitaplarla doluydu. Yeni basım kitap alınmıyor. İlla bizim ülkede kütüphane şey demek. O kadar şey ki. Yani ben kütüphanede bir Kürt sevdim istiyorum, tamam mı? Evet, yeni kitapların alınması, bir bütçe oluşturulması ve iğrenç yeni kitapların böyle çok satanlar raflarındaki kitapların da alınması gerekiyor. Evet, Bu çok devlet ciddi bir arşivlerine eksiklik. girsin. Aynen öyle ya. Bir şey bulana kadar helak oluyordum. Can Yayınları'nın klasiklerini, Zartların, Zurtların okudum ben Marmara'dayken. Bir de kütüphaneden kitap aldığınız için de zaten ridiculanıyorsunuz yani insanlar. Çok ilginç. Böyle çok ilkel bir davranışmış gibi davranıyorlar Evet. kütüphaneden kitap alıp okumak. Çünkü Türkiye'de ücretsiz bir şey yapmaya çalışmak utanç verici bir şey. Yani bedava bir şeyi bedavaya getirmeye çalışmak ya da ucuza getirmeye çalışmak utanılacak bir şey Türkiye'de. O yüzden böyle ya dalga geçiyorlar ya gerçekten utanıyorsun yani bunu yapmaktan. Halbuki ne var abi ya? Evet bence de hiçbir su. Hatta bu konuda bir TikTok vardı çok ilgimi çekmişti. Bir tane app varmış Almanya'da. Diyelim o gün yemeği bitiremedin veya işte bir içki aldın bitiremedin. Selam işte yarım şişe şarap falan. Yani yemek konusunu bilmiyorum ama bir tane eBay Kleinanzeigen var. Orada mesela insanlar donunu bile kullanmıyorsa paylaşıyor. Diyor ki işte ben bunu kullanmıyorum alabilirsiniz. Ben bütün odamı, gardırobum, işte çalışma masam, koltuklarım, şu mesela bak süper bir koltuk. Her şeyi şu arkadaki saksılar, her şeyi raflar, her şeyi oradan ücretsiz aldım. Ve yeni yani Oha. şey böyle kötü şey falan değiller, gayet iyiler yani. Öyle bir kültür var. Ama mesela burada pet şişeler geri dönüşüm var ya 25 sent alıyorsun hepsinden. Resmen onu bırakmıyorlar. Mesela biz elimizde taşımak istemeyiz. Ama mesela burada diyelim unutuyor olması şeyde bankın üzerinde ve geri dönüp onu alıyor yani. O 25 sentini geri dönüp alıyor o şişesini. Burada öyle bir kültür var. Çünkü bence zaten olmalı. Yani bir şekilde israfın da önüne geçmiş oluyorsun. Ama Türkiye'de bu çok utanılacak bir şey. Pet şişen için geri dönsen seninle dalga geçerler yani. Evet ve şöyle upcycle kültürü Türkiye'de çok yani da mesela ikinci el kıyafet almak için vintage store'lar bile yok. Vintage store'larda sıfır kıyafetler satılıyor 1.000 katı fiyatına. Evet. Böyle vintage'dan anladığımız da bu. Burada Ondan sonra mesela şey olayı var, Fashanken deniyor buna, giveaway yani. Böyle işte kutular bırakıyorlar kapıların önüne ya da bazı daha uzak mahallelerde, çok şehrin merkezinde olmayan, bildiğin böyle şey kitaplık gibi dolap oluyor. Oraya hep ellerinde çıkarmak istedikleri şeyleri koyuyorlar. İnsanlar yoldan geçerken alıyor mesela bir sürü kitap falan bırakıyorlar. Ben şey var, Wimpy Kid, Diary of Wimpy Kid var ya, 3 tane onun kitabını buldum. Almanca öğrenmek için onları okuyorum falan. Öyle bırakıyorlar, alabiliyorsun mesela. Ayakkabılar bırakıyorlar işte, yatak, matak, yorgan. Temiz oluyor bir de böyle hani üzerine sıçılmış olmuyor yani. Ne kadar güzel ya. Tam benlik. Ben mesela burada böyle bir şeyler yapmaya çalışsam hep
Fakir. Aynen, evet, utanılacak bir şey o Türkiye'de çünkü. Bir de fakir olabilir. Fakirlik de mi utanılacak bir şey evet, yani? Evet, çok ilginç. Evet. Mesela ben ne yapıyordum? İstanbul'dayken McDonald's'ın uygulaması vardı mesela. Gayet iki hamburgeri bir hamburger fiyatına gelip yiyordum falan. Oğuz utanıyordu bundan ya. Oğuz'a bir gün demiştim ki bir tane soğan al, utanmıştı bir tane almaya, iki tane gidip almıştı resmen. Ben bir tane soğan almam ama bir tane meyve alıyorum. Bugün bak manava gittim yemek için bir tanecik muz alayım dedim, tamam mı? Adam öyle dünyanın en... Abla bu yeter mi? Falan böyle bir şeye Yeter tartıyı artık koyarken. ya. Ne var? Ben mesela burada ya tek baş, ben şimdi ev arkadaşlarım var, herkes kendine yemek yapıyor sonuçta. Ve bir kilo patates alsam nereye koyacağım? Yer yok zaten. Resmen bir tane şey aldım, tatlı patates. Bir tane onu şey yapıp üzerine etiket yapıştırdım fiyatını. Ne yapayım yani, yapacak bir şey yok. Ve burada mesela herkes o işte McDonald's uygulamalarını falan kullanıyor yani. Çünkü ne var bunda? Bence çok güzel bir yaşam tarzı. Bol bol upcycle yapmak. Ya ben geri dönüşüm yaptığım için Fatih benle dalga geçiyor sürekli ya. Resmen soğuttu beni, yapmıyorum artık. Hatırlıyor musun? Geçen akşam 2 saat şey aramıştım. Cam atma çöpünü. Ha evet. Böyle o evin önünde biriktiriyoruz. O kadar fazla oluyor ki. Bak mesela geçen Almanya'dan dayım geldi ve şey anlattım dedim. Dedi ki burada mesela Almanya'da diyelim yaşlandı bir çift, çocukları falan da yok, öldüler. Orayı açıyor devlet. Oradan istediğin işte istediğin mobilyayı, istediğin eşyayı çok ucuz bir fiyata alabiliyorsun. Böyle vintage şeyler falan çok güzel Ya şeyler oluyor zaten ben dedi. diyorum yani, gerçekten hiç para vermeden bile ev şey yapabilirsin güzel bir aramayla. Burada AVM'ye gidip Koçtaş'tan saçma sapan plastik iğrenç şeylere tekrardan para vermen gerekiyor. Bir de mesela Türkiye'de kıyafet, ben mesela şey fast fashion kıyafet almak istemiyorum artık. Çok mecbur kaldım, bir şeyler aldım H&M'den falan ama. Düşünüyorum işte ne güzel şey olsaydı, böyle ikinci el kıyafet dükkanları olsa. Almak istesem şey diyecekler. Ay bitli, bitlidir bu falan. Ben Böyle... var ya, çok eski kıyafetlerimi bile atmıyorum, bir şey yapıyorum. Dikiş yapmayı seviyorum ya, hep değiştiriyorum bir şeysini falan, yine giymeye devam ediyorum yani. Şu an orta sonda giydiğim tişörtlerim var, hala giyiyorum. Benim de öyle pijamalarım vardır. Ve utanç verici değil yani, ama Evet. insanlar evet, garip. Kardeşlerim, annem, babam bile ya Meryem çıkar artık şunu, üstüne yapıştı falan diye. Kırçınlı pantolon. Bulliyorlar. Aynen öyle. Ay götümün kuzenim. Ay sana da kıyafet giydirmeyi bir öğrenemedik. Yıllardır şu kırçıllı pantolonları giy. Ya götümü ye. Kusura bakma da yani. Kendisi nasıl giyiyor? Artist. Yemin ederim aşağı yüzünü kapayıp birkaç tane fotoğrafını atmazsam ben senin şerefsiz. Neyse. Abi kitapları aldık biz şimdi lisede. Böyle okumuyoruz, yiyoruz yani. Yiyoruz böyle. Ben bu arada Ben Team Team Edward. Ne kadar çocukça ya. Çünkü sen Team bence Edward ya. faşist olduğun için. Ne alakası var o bir azınlık? Ben mi faşistim? Çünkü Jacob kurt. Ha, ama oradaki kurt MHP'nin kurdu değil. Native American kurdu. Yani ben aslında bir azınlık hakları. Falan. Var ya o tiplerin, bak filmi izliyorduk, o kadar dünyadan bir haberiz ki on Kızılderili olduklarını bile anlamıyorduk. Ben anlıyordum Anlamıyordun. Meryem. Ya manyak mısın? Hatta böyle şey, ikinci filmde mi? Nerede saçını kesiyordu? Galiba ikinci filmde depresyona giriyordu. İşte saçını kesince daha çok daha az benzemeye başlıyor yerlilere bu. Çünkü saçı uzunken tam benziyor böyle. Ve böyle bayağı bir olay olmuştu bu. Hani işte fake'leri bulmuşsunuz falan gibi böyle. Hayır tabii ki o tekerlekli sandalyedeki dedeleri var ya. Onu anlıyordum Kızılderili olduğunu ama hani şey bu işte Babası ha babası. hani bunların Amerika'da bir azınlık olduğunu ve Native American diye bir şey olduğunu, Amerikalıların bunları şey yap, ya bize Amerikan tarihi anlatılmıyordu ki lisede. Ha, eğitim sistemi şu an daha bile kötüdür yani bence. şöyle, Kızılderili olduğunun farkındaydım ben, ama hani tabii ki böyle o power dynamics Cıncını olabilir. cıncını aynen. Evet. Onu sonradan Of, öğrendik. zaten açıkçası yani bilmiyorum, umurumuzda olur muydu yani?
Ne bileyim ya, şu an şimdi gençler çok woke falan ya. Hemen ya böyle onlar, her şeyi... Onlar da yüzeysel woke. Twitter'da ne o sırada konuşuluyorsa o yani. Çok umurumdaymış. Damn, bunun için biraz linç yiyecektim. Ay, yetinmelik bir şeysi yok. Herkes yani kendisini çok yakından ilgilendiren şeyler konusunda yeterince woke olabiliyor sadece. Geri kalan her konuda yüzeysel woke'sun. Yani maruz kaldıkları o şiddeti middeti anlayabiliyorum. Ama yani hani benim ne kadar gündelik hayatımda, hani onu demek istiyorum yani. Biraz yüzeysel anlayabiliyorsun doğal olarak. Zaten bak bunu da kabul etmeyecektir dinleyenlerin bazıları. Amerika'dan Avrupa'ya gelenlerden, abi bunlar da klima kullanmıyor. Ayrıca suya para veriyorlar yani. Musluk suyu getirmiyorlar restoranlarda diye TikTok'ta Avrupa'yı cancel'lamaları falan. Gördün mü o muhabbeti? Bak bir de şöyle bir durum var. Mesela herkes aslında yetiştiği ortam itibariyle önyargılıdır bazı konularda. Mesela biz içtiğimiz ortam itibariyle ırkçıydık. Bunu büyüdükçe kırabiliyorsun. Hani herkes, mesela beyaz olan herkes biraz ırkçı oluyor ya siyahlara karşı. Sonra büyüdükçe, hani ailen öğrettikçe kırabiliyorsun. Ya da herkes atıyorum bir nebze transfobik oluyor ama trans insanlarla tanışıp kaynaştıkça bunu atabiliyorsun. Hani ön yargı anlamında yani. Yani bence ona ön yargı da denmiyor. Bence ona aşina olmamak deniyor. Bu biraz yapısalcılık yani. Sen bir yapıda dünyaya geliyorsun ve o yapıda yetişiyorsun ve o yapı sana kendi şeylerini indoktrine ediyor. Evet. Ama sonuç olarak yani ön yargılı ya da ırkçı ya da faşist olduğu anlamına gelmiyor. Sadece aşina olmadığın anlamına geliyor. Ben az önce yüzeysellikten kastım buydu. Yine woke olabilirsin, bunları öğrenebilirsin. Ama sana aşina değil bu konu yani. Onu demek istiyorum. Neyse, okuduk falan ilk kitabı ve filmi geldi. Filmini ya yemin ederim hatırlıyorum. Sınıfa getirdiğimiz rezil televizyon ve... No, bu galiba sinemada falan yayınlandı sanırım. Popüler oldu. Hatırlıyor musun? Cuma günleri okulda sinema izletiyorlardı. Öyle mi? Hatırlasana ya, cuma günleri şeyde, balonun yapıldığı salon değildi. Diğer salon vardı ya en sonda. Ben bazı günler hatırlıyorum ya. Her cuma olduğunu bilmiyordum. Orada işte her, ya çoğu cuma, her cuma değil de işte sinema izletiliyordu ya. O zaman orada, okulda öyle yayıldı o. Orada izlettiler. Oha! Yani. Ama yatılılarıdır o zaman. Öyle değil yani miydi? Cumaları oluyordu. Diğer öğrenciler de geliyordu tabii ki. Yani okul izletiyor sonuçta. Ya ben yatılı olmadığım için birçok şeyi çok farklı hatırlıyorum. Ben şöyle hatırlıyorum. Sınıfa televizyon getirdik, CD taktık. Hatta şeyi bile hatırlıyorum. O uzaktan ormanlar, o sahne. Filmi izledik. Resmen bizim 16 yaşındaki Trabzonlu, Giresunlu, yani Karadeniz ağırlıklı ergen genç kızlığımızı sonsuza kadar değiştirmişti. O film ne kadar problematik, zart da zurt da, toksik, moksik ilişkiler sikimizde bile olmadı yani. Resmen ağzımız açık kala kala izlemiştik. Zaten o aradaki codependency. Ya şimdi İngilizce konuşuyoruz diye yine ekşiden sana yazmasınlar araya İngilizce. Yok ya, benim takipçiler senin sayende İngilizce öğreniyorum. Ablam kullan falan yaptılar. Ya bir de benim gerçekten konuşmam bayağı şey oldu artık yani. Hangi dili konuşsam. Şey vardı ya bir tane. Doğudan İstanbul'a geliyor. Türkçe öğrenebilmek için Kürtçe konuşmamaya çalışıyor. Türkçe de öğrenemediği için hayatına dilsiz olarak devam ediyor. bir tane adam var. Böyle çöple alakalı bir sıkıntıyı anlatmaya çalışıyor. Ama Türkçe bilmiyor. Yani Kürtçe, yani hiçbir dil kullanmadan anlatmaya çalışıyor. Neler düşünüyorsunuz? Ceren'in borcu, anladın mı, su borcu, anladın mı, bura çöp var, bilmem ne var, anladın mı, çök dökmez, bilmem ne, anladın mı, iz, anladın mı, porat, bilmem ne, anladın mı, bakmaz, anladın mı, bel oldu. Evet, evet, bel oldu. İngilizce konuş. Polonya'da İngilizce çok anlamıyorlardı. Burada çok şaşırıyordum. Şey dedim ya, bu şehrin zaten %60'ı falan şey öğrenci. O yüzden yani herkes İngilizce biliyor. Hmm. Polonya'da da yani Krakow'da da çok öğrenci vardı da ben şey ya, oysa ki neyine şaşırıyorsun? Adam nasıl biliyor musun?
böyle sarı saçlı mavi gözlü işçi sınıfı, zviçnek bira içen, biranın tam markasını unuttum, zviç mi öyle bir şeydi. Hani sabah işine giden, akşam da birasını alıp evine dönen. Tarımcı Polonyalı. Aynen, Doğu Avrupalı bir adamcağız yani. İngilizce nereden bilsin? O kadar şaşırıyordum ki kırtasiyeci İngilizce bilmiyor, gönderi tarif edemiyordu. Sen kimsin? Allah'ın Türk'ü. Sanki Eminönü'nde solsan esnafa tarif yani edilecek. Yani Avrupa Birliği'ndeki bir insandan bekliyorsun mesela. Polonya Avrupa Birliği'nde mi bu arada? Bilmiyorum. Yuh. Evet tabii ki. Okay, yani. Hani öyle onlardan bekliyorsun İngilizce bilmesini doğal olarak. Ama yani yaşlar özellikle 50 yaş üstü bilmiyor yani. Bilin lan. Zaten kolay İngilizce aynı dil ailesi. Rahatlık batıyor bunlara. Evet bence. Hepsinin dil öğrenmesi lazım. Neyse. Şimdi bu ilk kitaptaki bazı... Mesela sen neden Team Edward'dın? Onu açıklar mısın bana? Bir. Yakışıklı. Evet. aslında yakışıklı bir adam değil kendisi bence. Ama böyle bir o işte şey saçı, işte kaşı, böyle çenesi. Yani böyle sivri sivri. Hani böyle bir göze batıyor yani. Vampir olduğu için size bence çekici geliyordu. Evet, iki vampir. Eşittir ölümsüz, eşittir sonsuzluk, eşittir sonsuz güç. Eşittir sonsuza kadar evlenmek ve mutlu olmak. Ya Faycan'ın vampir boşanması yok mu abi? ama ölümsüzlük, ya mesela ben hala bana böyle ölümsüz olmak ister misin diye sorduklarında ben hep evet diyorum. Herkes hayır diyor. Herkesin hayır demesinin de sebebi şu. Hani sevdiklerin hep ölecek. Sevdiklerin ölümsüz olmadığında da ölüyor yani. O yüzden ölümsüz olmak isterdim ben. O yüzden çok ilgimi çekiyordu vampir olması. Ya ben ölümsüz olmak şöyle istemezdim. Çünkü... Ama benim psikolojim çok yalnız kalınca bir de sürekli... Niye yalnız kalacaksın? Sonsuza, sen sonsuza dek yaşayınca yine insanlar doğuyor yani. Etrafında yine nüfusu var. Ne bileyim, garip olurdu. Ben mesela uçak kazalarını düşünüyorum. Uçak kazalarında bazen herkes ölüyor, bir iki kişi hayatta kalıyor. Ben diyorum ki benim survive edebilme şansım kendi başıma. Hani hiç böyle ne kamp olaylarını biliyorum ne bir şey biliyorum. Tamam. Bir silah bulup kafama sıkardım herhalde diye düşünüyorum. Zaten survive etmene gerek kalmayacak yani. Sence Edward uçak kazası olsa, adaya düşse mango mu arayacak hayatta kalabilmek için yani? Ama geyik arayacak sonuçta. Geyik ya, tamam, ıssız adada da hayvanı bulur canım. Bunlar ne oluyordu, bir şey yiyip içemeyince kan falan? Patlıyorlar mıydı? Bilmem. Bence ölmüyorlardı. Patlayıp geliyorlardı. Açık kalıyorlardı yani. Ama niye biliyor musun? Kırılıyorlardı ya, hani son savaş sahnelerini hatırla. Kırılıyorlardı. Ya o kan açlıktan falan değil. O herhalde öldürülünce öyle oluyor. Yani şey oluyor ya, mesela kafasını koparınca böyle taş oluyordu. Ne alakaysa. Ben şu an Batu'ya izletiyorum. O da Team Jacket. Çünkü Jim Bro olduğu için onu bak, izliyor. Ben niye Team Jacob'ım biliyor musun? Team Edward zaten Trabzonlu'ya, yani Trabzonlu tipi. Kıl dudaklar, işte bembeyaz ten, sarı saç, karga burun. Yani Trabzon'da sokakta görebileceğim bir adam yani. O yüzden bana hiç çekici gelmiyordu. Çok itici geliyordu aksine ama... İşte Jacob böyle kızılderili, esmer, değişik geliyordu. 16 yani. Yaşında gördüğüm ilk aslında. Aynen, 16 yaşında gördüğüm ilk şey, ne deniyor bu sekizli şeye? Six pack'li ilk erkek. Ne yapayım şimdi ben? Trabzon'da six pack görmüşüm ilk kez. Herhalde düşeceğiz yani. Bir de saçını kestirince, başta çok iticiydi uzun saçlarıyla. Kestirince bir de sen zaten... Uzun saçlı erkek görünce alışık değilsin. Kısa saç olunca birden o alfa erkek falan gibi düşünüyorsun. Ben var ya, uzun saçlı halini daha çok seviyorum. Ha, orada böyle şeyi yok. Karizması yok sanki böyle. Uzun saç sevdiğim için belki de. Erkekte o yüzden. Uzun saçlı daha çok seviyorum yani. Hatta benim blog spotum vardı. Belki de silinmiştir, bilmiyorum. O kadar iğrenç şey yani... Islak rüyalar falan ya, böyle bayağı bu fotoğraflardan kullandığım fotoğraflar var benim blogspot'ta. Şu an görsellerden Team Edward Jacob yazdım da bayağı ağzımın suları akarak böyle yazılar döşediğim şeyler var. Çıkarabilirsem çıkarırım. Şimdi teamlerimizi seçtik. Sen Team Edward, ben
Team Jacob. Peki filmde en böyle aklında kalan, en sevdiğin, en vay akü dediğin sahnelerden biri. Veya Hangi işte filmi konuşuyoruz şu anda? Ya dört filmi de konuşalım, ne olacak ki? Çünkü çok beş film var, çok fazla. Ha, beş film. O zaman ilk iki film. İlk iki film çünkü bizim lise çağımızda olduğu için sonradan takip edemedim ben 3-4 falan. Aynen 3 4'ü ben de biz işte 3 3 şey son filmde ya yani 3'ten sonrakileri sen de işte karantinada izlemiştik. Ben de izlemiştik Ben de izlemedim çünkü üniversiteye falan geçmiştik artık Twilight'ın onları. yani Evet. artık İlk ilgilendirmedi izledik bizi. yani. Evet. Alright, ilk film. Ya ben zaten en çok ilk filmi seviyorum. Diğer filmleri çok sevmiyorum. Dur, benim aklımdaki sahneler. Hamburger, uf. Bir de var ya, şimdi Ciğer o yok, vampir. Aklında hamburger sahnesi mi kalmış gerçekten? Et geçen camı tatil dökmesi mi kaldı fotoğraflarını. aklında? Evet. Bir de çok dalga geçiyorlar gibi böyle TikTok akımları var. Twilight çok boktan bir seriydi falan diye. Böyle komik sahnelerini falan almışlar. Ketçap döker gibi yapıyor, belli dökmüyor falan. Ya geçen tatil fotoğraflarımı paylaştım. Ya ben yemek yemeyi seviyorum. Yediğimi içtiğimi o yüzden hani bir gösteriyorum insanlara. Aa bak burada yiyin. İşte bu çok güzeldi falan filan diye. Bir salak yazmış ki. Zaten Karadeniz, ya Karadenizli ya Trabzonlu. Hani köylü demek istemiş. Tatile gitmişsin, gelmişsin, yediğini içtiğini gösteriyorsun zaten. Senden ne beklenirdi ki falan. Ya siktir git yarram ya. Yani yemek benim hayatımda büyük bir yer tutuyor. O yüzden hamburgeri hatırlıyorum ya, Allah Allah. Salak. Benim aklımda ne var biliyor musunuz? Edward'ın kafeteryaya girişi, kalınların. En çok onu hatırlıyorum. Ondan sonra Bella'nın saçma sapan bir Google araştırmasıyla hemen vampir olduğunu anlıyor. Yahoo Search'ten vay amına koyayım vampirmiş Edward falan böyle anlaması haber küpürlerinden. Sonra bir tane salak bir tip vardı ya, Bella'ya böyle solucan tutuyor. Onu hatırlıyorum. Bir de Jasper'ı hatırlıyorum böyle. Evet çok uyuz olurdum ben ona. Herkes aşıktı. Emmett'la Jasper'a. Jasper tam bir kabız. Emmett tam bir cim bro. 3 IQ. Evet. Şu an olsa Andrew Tate falan takip ederdi o. Lise ve son sınıfta falanken böyle alt sınıftan kızlar gelirdi bana. Abla sen işte şeye benziyorsun, Rosaline benziyorsun. Sarışındı ya. Sanki sarışın olan dünyadaki sarışın olan herkese benziyorlar. Abla sen Rosaline çok benziyorsun. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim ablamız oldun. Benzemiyorum yani hayatımda bu kadar birine benzemiyorumdur yani. Bir de ablamız ol nasıl bir talep? Yani ne gibi bir benefit içeriyor? Ne Doğru gibi diyor. bir faydası Doğru diyor. olacak? Sırf Rose'a benziyorum diye güya. Seda sana da daha çok benziyorum yani eğer sarı saçlı birini arıyorsak. Ben şeyi hatırlıyorum. Edward böyle Bella'nın ağzı kokuyormuş gibi burnunu kapatıyordu ya. Kanını Evet ya çok. koklamamak için. Bir de tüm ders boyunca böyle yanda ona bakıyor Bella. Evet. Yani Çok o kadar ben hareketleri tanımasam korkunç bile bu ki. herif niye bana böyle gözünü dikmiş bakıyor yani resmen hani böyle çaktırmadan bakıyor değil yani dönmüş izliyor onu yani. Evet. Çok rahatsız edici. Bir de işte gece uyurken izlemesini çok romantik bulmalar falan. Ya bir şey diyeyim mi? Toksik olan sadece Edward değil ama Bella da aşırı toksik birisi. Evet, hatta Jacob'un da çok iğrenç hareketleri var. Böyle Bağımlı ilişki. evet ve Bağımlı şey anxious attachment Sövecekler ya ne yapayım sana. bunlar hep böyle İngilizce'den hayatımıza geçen terimler. Kaygı bağımlılığı diye Endişeli çevirdim, bağımlılık değil mi? ve eş bağımlılık. Hı. Bunların ilişkisi böyle. Bence bunlar var ya üçü sevgili olmalıydı böyle bir polyamorous bir Aynen. ilişki yaşamalıydılar yani. Zaten en öyle hissettiğim an bu ısıtmaya çalışıyor. Edward da çadırda düşüncelerini duyuyor. Resmen o kadar iğrenç bir fantezi ki. Kadın bunları yazdıktan sonra 31 çekmiyorsa gelin suratıma tükürün. Zaten şeymiş ya kadın Mormon. Bunu hep unutuyorum. Zaten çok dindar ve zaten kendi yaşayamadığını bir şekilde aktarmak zorunda yazdığını.
Ama aktarırken de yine kendi inançlarıyla aktarıyor. Mesela Bella evlilik öncesi ilişki istiyor ve Edward üzerinden böyle bir yorum yapıyorlar. Hani hayır, evlilik öncesi cinsel ilişki yok falan. Arkadaşlar buna da purity culture deniyor. Evlenmeden önce öpüşmek, sevişmek çok şey, yani İncil'de bile yok ama bunların böyle mormonlar, bu arada ne kadar sapık, manyak, seri katil falan varsa mormonlardan çıkıyor. Çünkü o kadar çok kendilerini kısıtlayıp sıkıştırıyorlar ki böyle kült gibi yaşıyorlar. O yüzden purity culture var, evlendikten sonra bile öpüşmeme challenge. 7 yıl boyunca öpüşmedik, sevişmedik ve evliyiz. Oh my god. Manyaklar. Zaten evet ya, Bella yanıyor yani bildiğin. Ya evet, hem yanıyor, biz de onu okuyup yanıyoruz. O yangı bize de geçiyor. Bir de şöyle, kadın yani nasıl bir kültürünü kitaba aktarıyorsa bildiğin biz de böyle Bakire Meryem tribine giriyorduk yani. Ya evet evet, gerçekten. Edward'a tırmanmak istiyordum ya öyle. Hayır ama şöyle mesela o Edward gerçek erkek abi, evlenmeden sıkışmıyor falan. Hani böyle geleneksel düşünceleri pekiştiriyordu, yeniden üretiyordu yani kitap. Evet, onu pekiştirmeye çalışıyor, evet. Yani herkes ya bu düşünceyi pekiştiriyor. Ama şöyle bir bilgi edindim, bunu ben bilmiyordum ve çok ironik. Green'in 50 tonu bunun fanfiction'ıymış. Twilight'ın. İroniye bakar mısın? Hayatımızda okuduğumuz ne kadar manyak kitap varsa Mormonlar sevişemediği için yazılmış resmen. Green'in 50 tonunu okudum, ben okumadım. İzlemedim. Ya onu da ben de izlemedim. Ama izleyip okumak artık bana biraz utanç verici geliyor yani. Gibi utanç verici hani. Ya sanki bir outlet o böyle. Hatırlıyor musun? Ofiste Phyllis iş yerinde dinliyordu, sonra buna su döküyorlardı sakinleşsin diye. Evet, hatırlıyorum. Hani öyle geliyor bana artık, hani çok. Twilight'in de böyle bir soft gore. Biraz böyle hani vıcık vıcık seksi X ve S ile yazan insanlar gibi geliyor bana yani. Evet, bir de şimdi kadınların bu tarz şeylere bakışı çok farklı. Erkekler direkt pornografik sitelere giriyorlar ama kadınlar biraz daha böyle gizliden kitaplardan okuyarak metin pornosu falan daha yaygın oluyor. Bir tane kadın vardı metroda fotoğrafı çekilmiş, böyle bir e-kitap okuyordu. Böyle triplere giriyordu falan okurken. Bir tane hocamız vardı, demişti bunun için homemaker porn diye. Ev hanımı pornosu. Yani aslında arkasında incelenmesi gereken bir social dynamics var ama. Bak, dedin ya hani hepsi birbirine karşı toksikti. Jacob'ın toksikliği de duygu sömürüsü yaparak Bella ile sevgili olmaya çalışmasıydı. İğrençti bu. Gaslighting var. Love bombing var. Gaslighting var. Bence gatekeeping de var Edward'a karşı. Nasıl yani? Öpüşmeye çalışıyor zorla falan. İğrençti. Ama ben onu çok sırf six pack'i var diye gerizekalı kız. Edward seni bıraktı gitti. Jacob'la öpüş işte mal gibi okuyordum ben kitabı yani. Orada mı? Orada force etmiyor. Kendini ona yamamaya çalışıyordu. Öpmeye çalıştı. Sen de Edward orada ya, sevgililer. Edward ikinci değil. Evet, o sırada sevgililer. Nerede biliyor musun? Evleneceğim falan diyor mezuniyetten sonra, vampir olacağım diyor. Jacob da diyor onu ikna etmeye çalışıyor. İşte öpmeye çalışırken bak ben seni öpersem sen farkında varırsın diye, daha çok sevdiğimi falan. Bu arada lise mezuniyetinde evlenmek. Kızım Kezban mısın? Üniversite oku ya. Abi de ne var aklınız? Bu ilk iki filmde değil ama işte düğünleri olmadan önce işte soruyor. Vampir olmadı işte. Evlenecek, vampir olacak falan. Vampir olmayla alakalı konuşuyorlar. Hani böyle çiçekli bir yere gidiyorlar ya hep. Saçımı sapan yatıp birbirini izliyorlar. İşte Jacob buna soruyor. Hani Jacob diyorum. Edward ona soruyor niye olmak istiyorsun falan. Orada sanki ya o zamana kadar, o ana kadar hiçbir şekilde Bella'da bir karakter gelişimi izlememişiz. Hiç böyle sanki Bella kendini keşfetmeye çalışan genç bir kızmış. Hiç öyle bir şey izlememişiz yani. Orada birden başlıyor. Hayatım boyunca hep dışarıda hissettim. Bu benim hayatım falan. Kendi hayatımın kontrolünü eline alacağım vesaire. Böyle saçma sapan bir tirad yapıyor. Hani sanıyorsun ki o yüzden vampir olmak istiyor. Hani kendisi için falan.
Aslında o kadar yalnız ve o kadar böyle köşesine itilmiş, yani ne ana var ne baba. Ananın sikinde değil. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir şekilde karakter gelişim yok kızda. Tamamen her şeyi Edward için yapıyor. Ama birden Evet. yok, ben bu yüzden vampir olmak istiyordum falan gibi böyle saçma sapan şeylere giriyor. 17 yaşındaki kimsenin, ben artık bağımsız bir insan oldum da o yüzden hayatımı anlamlandıracağım da evleneceğim de, siktir lan. Al ÖSYM kitapçığı. Budur yani hani. Ve mesela Jacob da aynı şekilde işte hiçbir karakter gelişimi vesaire yok. Ama sanki aşk nedir çözmüş. Hani onun peşinden koşuyormuş gibi davranıyor böyle. Bir de annenin umarsızlığı. Kızım lisede evlenecek olsa, sus kız, otur aşağı falan yaparım. Mesela Kadın. sahnesini hatırlıyor musun? Edward'la Bella bunu ziyarete gidiyorlar. Hani evlenmeden önce vampir Evet, olup Bella'yı evet. görecek. İşte sana çok intens bakıyor falan diyor böyle. İğrenç değil mi? Yani bunu bir kırmızı bayrak olarak görmüyor yani. Ben olsam, ya kızımızı biz yoldan mı topladık ya? Siktir git falan yaparım adama. Kadın o kadar okey ki, çok uyuz olmuştum. Ama hikayenin ilerlemesi için öyle bir şey gerekiyordu ve bize maalesef çok normal geliyordu. Hani annesiyle olan ilişkisini hiç yadırgamıyorduk yani. Diyorduk ki, aa evet, gerçekten öyle bakıyor Edward. Öyle. Gerçekten gülmek çok ilginç. Charlie 10 numara Evet. insan. Charlie'nin tek falsosu ne biliyor musun? Bella'yı Jacob'a yamamaya çalışıyor. Jacob'ın zorla Bella'yı öptüğünü duyduğunda Jacob'a kızmıyor mesela. Evet. Orası çok falso ama onun dışında adamın yaptığı tek bir yanlış yok ya. Muhteşem bir karakter ve bence filmdeki en iyi rol yapan da o kötü yönetmenliğe ve oyunculuğa rağmen. Oyunculuk demeyeyim ya. Diğer bu Robert Pattinson falan iyi oyuncular yani aslında. Yani kötü senaryoya ve yönetmenliğe diyeyim. Ona rağmen 10 numara rol yapmış. Büyümek asıl Daddy'nin Charlie olduğunu farkına varmak yani gerçekten. Yani o zamanda göremediğin o iğrenç aradaki ilişkinin hani nesinin yanlış olduğunu görmek iyi oluyor. Mesela ne bileyim başka bir şey olsa seni rahatsız eden belki yine adlandıramazsın ama bu tür ergen şeylerinde hani aradaki o ilişkinin neden yanlış olduğunu görmek bence hoş bir şey yani. Hatırlıyor Evet. musun? Arkadaş olalım falan diyor Bella. O da diyor ki ya ben kötü biriysem. Ya 17 yaşında lisedesin. Karşındaki senin daha vampir falan olduğunu bilmiyor. Ya ben kötü biriysem falan. Ne kötülüğün ne mesela tam olarak? Hani bir açıkla bakayım. 17 yaşındaki ergen çocuk. Ne kötülüğün ne mesela yani? Ya da okul arabasına binecek. Bu araba dolu falan böyle. Çok saçma yani. Hani neydi o ya? Sen bir tane kitap incelemiştin. Yine ergendiler böyle. Kötü çocuk. Onun gibi yani ya. Kötü Çok çocuk. komikti. Aynen. Zaten bu Wattpad kitapları, genç kızların hep bu kitabı okuduktan sonra kendileri o aşırı orijinal bir şey üretememelerinden kopya aslında. Yani hepsi böyle copycat'i. Bunların anası Wattpad'lerin Twilight. Bir de Kristen Stewart'ın yaşına baktım. O zamanlar 18-19 yaşlarındaymış. Çok küçükmüş. Ve düşünsene, o zamanlar sevgiliydi Robert Pattinson'la ve bence çok küçük yaşta sevgili olmuş yani. 23 yaşındaymış o. 23-24. 25 yaş işte. 18-5 yaş. Çok yokmuş yani. Ama bence şu anda olarak açıldı o. Değil mi? Biseksüel mi, lezbiyen mi olarak açıldı? Bilmiyorum ama çok güzel. Evet, çok güzel ama böyle daha maskülen falan giyiniyor şu anda ve sanırım bir kız arkadaşı var. Bence o da kendini yeni keşfediyordu. Ya bence o kızın oyunculuğu güzel. Filmin yönetmenliği çok kötü olduğu için çok böyle kabız gibiler. Çünkü ben onu başka filmlerde izlediğimde beğeniyorum yani. Robert Pattinson da öyle. Bence çok muhteşem bir oyuncu adam. Bence ya, ben diyecektim. Kendi cinselliğini yeni keşfediyor belki, kendi kimliğini yeni keşfediyor. Hemen haberler çıkmıştı, Robert Pattinson'ı aldattı. Orospu. Trump hakkında tweet atmış. Öyle mi? Robert Pattinson'a ondan uzak dur falan diyor. Oha, ben unutmuştum bunu. Ben o zamanlar ben bile hatırlıyorum. Vay be, göt karı gitti Edward'ı aldattı falan filan gibi. Ya öyle düşünmüştük. Ama belki de Aldattığı haberlerini hiç hatırlamıyorum. Film döneminde mi, filmden sonra mı? filmden sonraydı bence.
2011, 2010 bu zamanlardaydı diye hatırlıyorum ben. Belki de yanlış hatırlıyorumdur ama sonuç olarak böyle şey muhabbetine dönmüştü biraz. Skyler is a bitch. İşte ben uzun bir süre Kristen Stewart'a sırf o yüzden uyuz olduğumu hatırlıyorum. Oysa ki sana ne yani? Tarihin ilk miminin peki? Aa evet. Still. A better love story than Twilight. Şu anda kullanıyorlar ya 15 yıllık mimi. Gidin kil tabletlere yazın artık ya. Böyle hiç komik değil çünkü artık. Allah'ım. Bir de sana dedim ya hamburgeri çok canım çekiyordu falan. Hatırlıyor musun? Biz şimdi Amerika'nın dinamiklerini tabii o zaman bilmiyoruz dediğin gibi. Oranın kuzeyde bir small town olduğunu tabii nereden bileceğiz? Biz çocuk olarak Amerika'yı öyle bir yer. Hani ne izliyorsak onu zannediyorduk. Ben böyle işte ormanlık, mavi tonlarında küçük küçük kafelerin ve şeylerin olduğu, okulların falan olduğu. Böyle bir herkesin eski arabasının olduğu bir yer zannediyordum. Hani bütün Amerikan öğrenciler böyledir falan gibi. Sonradan oranın böyle hani atıyorum Tonya veya veya ne diyebiliriz küçük ilçe olarak. Atıyorum Çemişgezek falan hani o tarz bir yer olduğunu çok sonradan çözmüştüm. Ve hamburgerin de Amerikalıların Trabzon'da pide neyse orada da hamburger. Ama biz böyle of ya babası hamburger yiyor ne kadar güzel. Öyle oluyorduk. Bir de biz böyle nasıl ince belli bardakta çay içiyorsak hamburgerin yanında kahve falan içiyorlardı. Şey var ya diner mi deniyor oralara? Öyle bir yere gidiyordu işte. Aşırı özel. Ya bizdeki bu Batı özentiliği ne olacak peki ya? Bunu da açıklar mısın? Çünkü şu an içimdeki edebiyatçı her cümleyi kapatmak istiyorum. Şöyle kafanızı sikmek istemiyorum. Hollywood bize yedirildiği için başka bir şeyin yok bunu dışarı vuracak yani. Kapitalizm değil, kapitolizm demesi o çocuğun ve sonra abi Kapitalizm değil kapito diye kültürel. bir AVM mi? No, kapitalizm değil. Kültürel hegemonya. Bu arada ben dinleyicilerim hep 13 yaşındayım. Yani 13 yaşında değil. Hep bizden küçüklermiş gibi davranıyorum ama geçen bir yere gittim. Halbuki Ben değişik entel bir Facebook'un takip. izliyor, dinliyor böyle seni. Ya şey, kendi yaşımda da insanlar izleyip dinliyor ve bu beni gerçekten mutlu ediyor. Hani her yaştan insan. Çünkü biz bir tek artık o kadar alışıyoruz ki hani genç nüfus yoğunlukta ya da yorum yapanlar onlar olunca hep ben hiçbir bok bilmiyorlarmış gibi. Evet arkadaş, geçen şey dedim. Özkan Uğur öldü ya. Ya çok üzüldüm ya. Arada Ben de videolarını çok görünce var ya üzüldüm. gözüm patlıyor. Benim de bu arada evet. Böyle arada bizim Instagram'da gruba atıyorum ya. Adını vermek istemediğim bir kişi, Çiler ve ben bunların konserine gitmiştik. Bir de benim o zaman bir tane boyfriend'im vardı Anıl diye. Tarihi eser. Her neyse. Hiç görmedim o çocuğu ya. Boş ver zaten yüzünü ben de hatırlamıyorum. Şey, konserine gitmiştik bunların ve sadece o dans ediyordu biliyor musun? Çok tatlıydı. Anıl mı? Ya ne Anıl Özkan? Ya. O dans ediyor falan. Çok tatlı birisiydi. Eşek kadar adam bak dans ediyor. Tarkan bize gerçekten ihanet etti o gün. 2013 yılında gittiğim Tarkan Tarkan konseri. Let it go. sikeceğim ya asla. Ölüm. Ölüm döşeğinde Tarkan o gün. Tarkan o gün göbek atmadın ya sana yazıklar olsun demeye devam edeceğim yani. Koskoca Özkan Uğur'dan büyük müsün sen ya kardeşim? Tarkan'a diss attın birden yalnız. Mesela Özkan Uğur'un ölümünden sonra şey yazdım. Arkadaşlar ben çok seviyorum bu oyuncuyu ve mutlaka eğer izlemediyseniz Gora ve Arog'u izleyin. Birisi yazdı ki abla yani Gora'yı bilmeyen de 8 Öldürdü ya. yaşındadır istersen abartma. Ya o kadar bazen böyle sanki uzaylıymış takipçilerim ve onlara dünyayı tanıtıyormuş gibi. Ya bu huyumdan kurtulmam gerekiyor aslında. Ne bileyim küçük çocuk da biliyordur artık ya. Şey film ya böyle hani. Evet, kült film gibi. Ama 2003 yapımı ya şimdi hani ne bileyim izlemeyen vardır mutlaka bilmiyorum. Sinemada Evet izledim ben onu ya. ya. Oha. Sinemada nasıl Gora'ya izin verdiler o yaşta? Zaten ilk başta vermemişlerdi. İlk gün mü ne biz gittik ondan sonra yaş sınırı geldi. Nasıl bir anı lan bu? Gora'yı sinemada izledin. Ben Arog'u izledim sinemada. Arok.
Aa, ona birlikte gitmedik mi zaten? Evet. Aroku sinemada izledim. Harry Potter'ın ilk filmini sinemada izledim. Aa, ben de. Çok güzel. Çok güzel. Var ya, asla unutamayacağım bir çocukluk anımdır. Ya. Bir de ben filmi sinemada izledim biliyor musun? Benim bir tane arkadaşım vardı. Selin. İlkokuldaki best friend'im. Sonra bu bilet almış. Neye bilet almış ama biliyor musun? 4 tane bilet almış. Bana diyor ki sinemaya gidelim. Birilerini buluyoruz. Onun kardeşi geldi. Göktürk geldi. Var ya benim arkadaşım. O falan. Neye gittik biliyor musun? Asla tahmin edemezsin. Kurtlar Vadisi, Irak. Evet, bu bilgiyi burada kaydediyoruz arkadaşlar. İleride şantaj olarak kullanabilirsiniz. Tuğçe Naz'ın Kurtlar Vadisi, Irak'a gitmesi Alman vizesi alamamana bile sebep olabilir. Benim gittiğim en utanç verici film neydi ya? Hatırlayamadım şimdi. Ben bir de şey, o da çok utanç verici ya. Dünyayı kurtaran adamın oğlu diye o kadar kötü bir film ki. En utanç verici gittiğim film Kutsal Damacana İtmen. Bence hiç utanç verici deme. Bana zorla Kutsal Damacana izletiyorsun yani. Bir dakika. Kutsal Damacana 1. Kutsal Damacana 1'i izleyebilirsin. O bir klasiktir ama Kutsal Damacana İtmen nedir ya? Bu bomboş bir filmdi yani. Çok utanıyorum. Ben yeni ayı tek başıma, 18 yaşımda tek başıma izlemeye gitmiştim. Alacakaranlık'ın ikinci filmini. O kadar böyle self care, hayatımda ilk böyle kendi başıma sinemaya gidip film izlemek. O kadar değişik bir etkisiz. Ya, sana deyince Barbie'ye gideceğiz biz burada pembe pembe giyinerek. Keşke birlikte gitseydik ya. Ya evet, o kadar üzülüyorum ki. Ben de Fatih'le gideceğim. Zorla götüreceğim onu cuma günü. Ben de pembe giyeceğim ama Fatih giyinmez. Fatih giyinmez. O kadar gıcık var ki. Giyinmez yani. Ama Ozan da Oğuz'a giydirirdik bence. Öf ya. Evet. Ya şeyi de unutamıyorum. Stephen King'e, İT'e beraber dörtlü arkadaş grubumuz olarak. Asla unutulmayacak anılar arkadaşlar. Biliyorum sinema kültürü ölüyor ama lütfen böyle güzel filmlere gidebiliyorsanız arkadaşlarınızla, mutlaka böyle bir tane güzel kült olacağını düşündüğünüz filme gidin. İleride anlatırsınız torunlarınıza. Biletleri nasıl Türkiye'de? 300 lira falan var mıdır? O kadar yok. Oha, ciddi misin? Ben en son duyduğumda 27 falandı. Evet, ben de böyle 30... 27'ye oha diyorduk yani. Tam bilet 105 lira, öğrenci 95. Sinemaya bile gidilmiyor şu an ya, şaka gibi. Öğrencilere ben şimdi dedim insanlara ama nasıl gidecek insanlar? Biz 10 liraya, 15 liraya, hatta şu Yeni Bosna'daki sinemanın adı neydi? Yeni Bosna metro durağında bir sinema vardı. 5 liraya filme, evet, sinemaya gidiyorduk ya. Hatırlıyorum ya. Benim en son sinemada izlediğim film şey, Ayla mı ne, iğrenç bir film. Zaten yarısında çıktım. Bu kadar kötü bir senaryo, oyunculuk falan olamazdı yani. En sonunu izledim galiba sinemada. En sonu zaten gerçek olduğu için insanı ağlatan kısım. Ne? Gerçeği var ya, kavuşma anını gösteriyorlar filmin en sonunda, gerçek. Ya film çok kötü, hiç duygusallığı yok. Savaşa gitmişler, Tokyo'ya gidip sushi yiyorlar falan, çok kötü bir filmdi yani. Filmin en sonunda gerçek o Ayla Türkiye'deki dedesiyle buluşuyor. Onun videosunu çekiyorlar. Okey. O zaman güzel bir film çekseymiş. Kızım öf deme, izle onu, ağlamazsan gel ağzıma sıç. Ya öf ya Meryem, sen de var ya, her şeye ağlıyorsun gereksiz. Yes. Bana dedin ki şeyi de ağlayacaksın. Neydi o anime? Uğur Böceklerinin Mezarı falan mı? Ne? Ona da ağlayacaksın dedin, ağlamadım. Sen kalp şey misin? Kesinlikle değil, bence güzel execute işlemek işlenmiyor bence bu tür şeyler. Yani sırf ağlatmak için yazılıyor ve ağlatmıyor o yüzden. Öyle iş, hayat, dünya öyle işlemiyor yani. Ya çocuk, kız kardeşi bir şeyler içsin diye şekeri tenekenin içinde şey yapar, çalkalarken. Ben her şeyin aşırı duygusal olarak sömürüldüğü bir ülkeden geliyorum. Türk insanı bayılır. Kedi köpek videolarını ağlamıyor musun? Kedi köpek videolarını kesinlikle ağlıyorum. Ama ayrı bir şey. Ama Türk insanı böyle çok gereksiz duygusal ve duygu sömürüsünü çok sevdiği için bunlara artık şey oldum biraz. Artık yani onlara ağlayamıyorum. Ama Özkan Uğur'un ölüm haberi. Şeyin başında sana dedim ya, bir tane karı koca yaşlı ölünce evleri Alman devlet tarafından açılıyor ve vintage eşyaları ucuza alabiliyorsun. Kesin Türkiye'de olsa böyle bir olay, bunun TikTok'unu çekip
Çift ölmüş, hiç çocukları yokmuş. Ama bence artık Türk insanı da biraz şey olmaya başladı. Çünkü yani açlıktan ölme ya da yaşlılıktan, yalnızlıktan ölme falan çok yaygınlaşmaya başladı artık. Mevlüt bulma grubunu hatırlıyor musun? Yani ölmüş insan, onlar da yemek kovalıyor yani. Neyse, dur Twilight'a dönüyoruz. Çok da dağıldı konu. Ne kadar oldu? Bir şey olmaz. Bir saat olmuş ama muhabbet sardı. Azıcık daha devam edelim, kapatırız. İlk filmde hani şeye gidiyorlar ya, balo elbisesi bakmaya. Bella Gia hiç burada ilgilenmiyor elbiseyle, kitap okuyor. Ben kitapçıya gitsem falan böyle hani. Hiç mi? Okey tamam, sen diğer kızlar gibi değilsin yani. Okey anladık. Ama yani kızlar öyle sana elbise gösteriyor. Yalandan bir şey yap yani. Zorla bir evet falan yapıyor. Öf, bir de Alice'in ablalık tripleri. Elbisesinin altına tight giyip baloya gidiyor ya. Öf, zaten o zamanlar bolero da modaydı. Bir evet, bolero da giyiyor. Oh my god. Tight bir bolero giyek balo elbisesine ya. Öf. Şimdi sana bazı maddeler okuyacağım. Problematik troplar ve zararlı stereotipler Twilight'teki diyor. Birincisi diyor ki, bak katılıyor musun yoksa çok mu? Ya bazen abartmışlar, zortlatmışlar yani bazı şeyleri. Mesela ben buna çok katılmıyorum. TV trope diye bir şey var. Hayır hayır. O da çok güzel. Giriyorsun böyle milyonlarca trope oluyor. İşte mesela Twilight'a giriyorsun, her trope'u böyle listeliyor. Girip bakabiliyorsun sahnelere. O da çok iyi bir site. Weltofgeeks.com benim bahsettiğim site. Şimdi diyor ki, ya cinsiyet rolleri yeniden üretilmiş. Mesela Rosalie'nin hiçbir gücü yok. Tek gücü seksi olması. Ve vampir olunca daha da seksi oluyor. Ama onun geçmişindeki, en güzel onun geçmişindeki hikaye. Gelinlik giyip tecavüzcülerini öldürüyor ya. O da tam Recep İvedik'te şey diyor ya, gelinlik giyip gözlerini kaşıkla oyup. Ama bence çok şey, yani süper öldürüyor. Ama çok klişe değil mi ya? Ya klişe olmasına klişe ama hepsinin hikayesi bok gibi. Niye onunki? Bir de bu Rosalie'nin çocuk, bebek, analık. Of. Çok uyuz oluyordum ben ona. O zamanlar bile uyuz oluyordum bak. Bir de Emmett'ı hani işte güçlü falan, erkek stereotipi falan olarak bu şekilde. Ben buna çok katılmadım açıkçası. İki tane mal işte onlarla. Yani Emmett himbo. Evet. Rosalie tam American böyle Midwest'te yaşayan, hani ileride böyle soccer mom olacağı %100. Lisedeyken popüler olan, sonra hemen evlenip çocuk yapan. En yükseliş anın lisede yaşar, sonra düşer. O tarz bir insandı önce. Tam Amerikan şimdi, kızı yani. Bu imprinting olayı neydi Türkçesi? Şey, mühürlenmek mi? Allah'ım. Bebeğe mühürlenmek. Oh, o kadar pedofilikti ki. Tam Mormon evet, kültürü. Evet. Ya grooming resmen. İğrençti bence. Bunun var ya, hiç savunulacak bir yanı yok yani. Dümdüz iğrençti. Evet. Sonra şey diyor, genel olarak rızayı reddetme var. Mesela Carlyle ölen birkaç tane çocuğu, ölmekte olan birkaç tane çocuğu vampire dönüştürüyor. Çocuğu değil, çocukları dönüştüremiyorlar. Onlar şey, yasa dışı vampir lore'unda ama evet mesela yani Edward ölürken kurtarıyor, Rosalie ölürken kurtarıyor falan. Yani ben ölürken beni vampire çevirsin ister miydim? Evet yani. Ama burada diyor ki mesela belki onlardan biri diyecek ki hey ben ölmek istiyorum, ben sonsuza kadar yaşayan kan emici. O zaman şu an bunu cinsel olarak bile inceleyebiliriz eğer o konuya gireceksek. Etine işliyorsun resmen yani. Penetration yapıyorsun. O konuda işleyeceksen o şekilde de işleyebilirsin. Eğer arkasındaki şeyleri analiz edeceksen eğer, analiz edilecek çok şey var. Bir de şu meşhur şey, uyurken izleme olayı, bu da rıza dışı. Ay evet, orası yes. İğrenç. Bir romantik hiçbir yanı yok yani. Sonra Stephanie Meyer'in Kızılderili kültürüne çok saygısızca davrandı. Belki karikatürleştiriyor ya, işte mesela bir hayvan formunu alıyorlar. Ah evet evet. Kurt oluyorlar. İşte onları böyle ateş şey başında toplanıp birbirlerine böyle ata hikayeleri anlatıyorlar falan. Hani vahşi de, gibi değil mi? Evet, bir de bir diğerleştirme olayı var. Hani diğerleştirmiş yani. Bak bunlar bir kabile ve
kendi şeyleri var. Hani farklı farklı gruplardan insan yok. Kendi arasında. Ya yani böyle bir marjinalleştirmiş yani. Hani o yüzden olabilir. Bir de sürekli tişörtleri yok ve duygularını kontrol edemeyen erkeklerden oluşuyor hep falan gibi. Vampirlerin, vampirler için herhangi bir etnik yorum yapmıyor. Hangi etniğe ait olduğunu bilmiyoruz ama kurtların kesinlikle biliyoruz yani. Evet evet, mesela Edward İngiliz miydi? Bunu hiç bilmiyoruz ama onların hangi kızılderili tribe'ına ait olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir merkez var ve bir de marjin var. Marjine bu işte kurtlar atılmış, Jacob'ın ailesi atılmış. Merkezde beyazlar var. O yüzden biraz haklı bir şey, evet, katılıyorum. Sonra Edward'ın bazı davranışlarının istismar olduğunu, obsesif olduğunu söyleyen... Adam da zaten bir kere kişisel sınıra saygı yok yani. Evet, bir de Bella için neyin en iyi olacağına kendisi... Mesela gitmesi bile, bırakması bile ben sana zarar veririm kızım. Evet. Temasına çok uyuyordu bence. Ve şey yapıyor mesela, senin korunma ihtiyacın var, sen kendini koruyamazsın. İşte sen kendin için karar veremezsin, senin için ben karar veririm. Oraya gidemezsin, orası tehlikeli, onunla görüşemezsin falan, hep böyle. Ya ve Bella'nın, bu da çok kötü bence, resmen intihar ediyor aslında orada uçurumun. Yani uçuruma, oradan şeye atlayarak intihar ediyor aslında. Ya adrenalin yaşayacak yani. Ve Edward onu fark edecek. Yine o kadar salaklar ki yani. Mesela peşinde bir vampir var seni öldürmek isteyen, Victoria vardı, hatırlıyor musun? Ha evet evet, hatırlıyorum. Bunu bile bile hayatın tehlikeye atıyor ve sen hayatın tehlikeye atınca peşinden Jacob'un falan geleceğini biliyorsun. Yani senin için hayatın tehlikeye atacak biri daha var. Yani kendini öldürecek ama onu öldürüyor yani. Ne kadar düşüncesizce, evet, değil mi? Ya Jacob'un da böyle bazı çok kötü şeyleri var ama Edward'ı biz hep... Kolu kırılıyor. Tamam mı? Böyle savaş gibi bir yerde. Ateşler içinde yatıyor. Bella gidiyor bunu ziyarete. Ve böyle diyor, onunla evlenecek misin? Ya ölüyorsun, ölüyorsun. Havale geçiriyorsun ya. Hala şey, pusi peşindesin yani. Bir de hatırlıyor musun? Evlerinde bunların bir sahne vardı. Orada mı zorla öpüyordu? Hayır, bir böyle göl kenarı gibi bir yerde zorla öpüyordu. Ya ben bu filmleri Batu'ya izletiyorum ya, biraz hatırlıyorum şu an, yeni daha ilk 3 filmi falan daha yeni. Var ya, aynı bir izlemiyorsan var ya, gizli gizli. O kadar basit diyaloglar var ki, Almanca dublaj izliyorum bazen Almancam gelişsin diye. Yemin ediyorum anlıyorum yani, o kadar böyle mal konuşuyorlar ki. Sonra daha ne var? Ha, bir de şey diyor mesela, Taylor Lautner oynayan kişinin kızılderili olmaması. Bence bu... Yani illa kızılderili olmasına gerek var mı? Yani şöyle, mesela beyaz değil en azından, değil mi? Ben benzetiyorum şu an, şey, ırksal profil çizecek bir şeyim yok. Yetkim falan yok, haddim de yok ama ben ya uzun saçlı halinde ben çok benzetiyordum ve sanıyordum da onu yani yerli. Aa, varmış ama. Ben şu an Wikipedia'ya baktım. Ha, okey. Çünkü benziyor, ben benzetiyorum. Ben annesi beyaz biri değil en azından. Yani anne tarafından kızılderilik varmış. Tamam ya. Ben beyaz birinin oynaması, evet, belki biraz hani Amerika'da bu dinamikler çok önemli ya. Hani şey gibi olabilir. Ne bileyim. Ben bilmiyorum. Türkiye'de belki Türk birini Kürt bir oyuncu oynasa ya da tam tersi ya da Laz falan, belki bu kadar sorun olmaz ama. Evet, orada çok şey yapıyorlar. İşte Asyalı birine Asyalı oynasın falan. Blackface muhabbeti var ya, bence o yüzden bu kadar hassaslar bu konuda. Sonra Bella çok bunu konuştuk ama çok farklı. Diğer kızlar gibi değil. Converse giyiyor. Kamyonu var. Sonra işte elbiselere falan ilgi duymuyor. Ve mesela vampire dönüyor ama çocuğu insan. Hani o bakımdan bile farklı mesela. Neydi çocuğun? Renezme miydi çocuğu? O işte çok ekstraordineri bir çocuk. Daha önce hiç öyle bir çocuk olmamıştı. Normalken hamile kalmış ama sonra vampir olmuş ve çok... Bir de iğrenç bir hamilelik geçirmesi. Oraları izlerken o kadar midem bulanıyordu ki, o kadar travmatik ve kemiklerinin kırıldığı. Okurken hatırlıyorum, karnı o kadar büyüyordu. Çocuk böyle içinden çıkmak için karnını parçalayacak gibi oluyordu. İğrençti yani. İskeletor bir... oluyordu zaten. Evet, iskelete dönüyordu. Beli falan kırılıyor, böyle düşüyor falan. Öf, evet, hiç gerek yoktu ya. Sırf
Bunlar bile bence bu Puritan, yani Mormon kültürünün bir şeyi olabilir. Bakın hamilelik ne kadar zor, görüyor musun? Çocuk taşıyor karnında, kolay mı falan gibi. Zaten öyle bir şey var, farkında mısın? Bir cinsel ilişki yaşıyorlar ve hemen hamile kalıyor ve çocuğu için ölmeyi göze alıyor falan. Yani çok çok tutucu. Evet. Hiç aldırmak falan yok. Evet. Ya bu dini şey, ya Mormonlukla da alakası yok. Bunu Katolikler de yapıyordur. İslam'dan zaten şu an yorum yapmayacağım İslam'a. Genel olarak o tutucu bakış açısını işlemiş kitapta. Hani aşılamaya çalışmış yani. Çünkü Ya biliyor. Bunu ama. okuyacak şey küçük genç insanlar olduğunu falan biliyor yani, ne bileyim. Ama ne kadar kötü ve zararlı bir şey ya. Çocuklar için, yani çocuklar üzerinden para kazanmak dünyanın en kolay şeyi olduğu için böyle iğrenç şeyler yapıyorlar. Ve bak şu an hatırladım. Vampir değildi. En son ölüyor resmen. Çocuğu doğururken ölüyor resmen ve o yüzden vampir yapıyorlar. Evet, şey dönüştürülüyor o sırada. İğrenç ya. Evet. Ama yani sonuç olarak baktığın zaman bu kadının ne bileyim edebi bir amacı da yok yani. Hani kendi Ya fantezisini evet. yazmış. Hani ne kadar da şey yapabilirsin. Bu kadar büyüyeceğini Suçlayamazsın. kendisi de evet Evet. tahmin Hani etmiyordu bence. eleştirebilirsin de suçlayamazsın. O da onun fantezisi yani. Ne yapacaksın şimdi? Kendi ıslak rüyasını yazmış yani günün Evet. sonunda. Evet. Bir de ben şunu bir fark etmemiştim. Jasper Confederate Army'ye katılmış aslında 1842'de. Evet. Resmen siyahlara karşı savaşmış kölelik. Köleliğe karşı, pardon, kölelik için, değil mi? Konfederasyon aynen. Ya illa amaç kölelik değil de yani şey nasıl diyeyim? Konfederasyonun amacı hani hayır biz sadece kölelik istiyoruz. Hani tek şey o değil, madde o değil. Ama evet o alan, o yan, o şeyde taraf. Bir de beyazlık seksilikmiş Twilight'ta. Şöyle diyor. Jacob da yakışıklıydı ama but in a very different, almost fetishized sense. İşte fetişize olarak yakışıklıydı o diyor. Egzotik yakışıklılık. Evet. Egzotisizm var yani. Mesela şey falan da onların atalarının hikayesinde de öyle. Mesela egzotik kadın üçüncü hatırlıyor musun vampirler bunlar ilk nasıl kurtulmuş vampirler saldırıyor. Adamın üçüncü karısı ve hani egzotik kadın böyle kendini feda ediyor mesela şey için kocası için falan. Öyle bir şey var bunlarda. Egzotik hayvani hani biraz böyle işte dediğim gibi marjinde onlar hep öyle anlatılıyor ama vampirler hep klas işte mesela adam doktor şeyse öyle farmda yaşamıyor diğerleri gibi. Hatırlıyor musun bir tane kurt adamların arasında bir tane kadın vardı. Kurt adam kadının yüzünü parçalıyordu ama onunla evli kalmaya devam ediyordu. Mühürlendiği için. Kimdi o? Onlardan birinin sevgilisiydi işte. Bir Ne de şunu kadar ben anlamıyorum. iğrenç. Kurt imprint oluyor tamam. Abi, kadın olmuyor. Resmen onun Evet. seçme hakkı yok. Onun söz hakkı yok yani. Hani ben seni seçtim. Evet. Okey. Yani. Erkek imprint olduysa işte söke söke evleneceksin yani hani. Ben olmadım abi imprint mesela belki. Ama öyle bir şeyin yok. Evet. Bu da çok iğrenç bence. O imprint muhabbeti zaten kötü de kadının suratını parçalıyor ve ona rağmen ah aramızdaki sorunları çözdük evliyiz artık. Bir daha suratımı parçalamayacak hani. Resmen dayak yerseniz de ilişkide kalın mesajı yani aslında. Mesela şey de yok farkında mısın? Kurtlarda kurt oldukları için illa hemen bir sürü mentalitesi olmak zorunda sanki. İşte bir tane alfa olacak, diğerleri onu takip edecek falan. Mesela vampirlerde öyle bir şey yok. Ama baktığın zaman Evet. onlar da daha, onlar da biraz hayvani değil mi? Hani insan değiller sonuç olarak. Ama onlarda öyle bir şey yok. Bir lider yok mesela ya da böyle mesela kurtlar anlaşıyor ya hayvani telepati. Onlarda öyle bir şey yok mesela çok ilginç. Bu arada Quillette şeyi Kızılderili ne deniyor? Tribe neydi? Kabile mi? Ha, o gerçek bir kabileymiş. Yani gerçek kabilenin ismini alıyor sonra onları kurt adamı çeviriyor. Bir de şey diyor. Mesela Edward'ın o ilk seviştikleri geceyi hatırla. Aşırı hani şiddetli seksi böyle çok romantik gibi gösterme. Yatağı kırıyor falan. Ne Evet. kadar cringe'ti ya Bak o. burada da problematik bir şey var. Bunlar Brezilya'da mı ne?
öyle bir yerdeler. Güney Amerika'dalar yani. Hı, evet. Ve işte bu sabah uyanıyor, bakıyor ki hamile. Ve işte Brezilyalı evi temizleyecek bir kadın geliyor. Ve Edward'ın bir canavar olduğunu ve işte beyaz kızı hamile bıraktığını, onun işte saflığını bozduğunu falan hissediyor. Sonra bir ot mu veriyordu? Bir şeyler yapıyordu sanki, öyle miydi? Ot verip vermeyi hatırlamıyorum da hani Güney Amerikalı yerli kadın bak nasıl sezdi içgüdüleri falan. Yine böyle bir diğerleştirme, egzotikleştirme var. Şey bir de o geceye hazırlanmak için hani anneler oğullarına çeyiz hazırlarlar ya, hani böyle bohça şey bohçasının içine, nişan bohçasının içine tüylü topuklu terlik koyarlar. Oğlum seksi bulacak bunları. İşte iç çamaşır koyarlar. Kesin bundan hoşlanır benim oğlum. Genç insanların niye bütün hayatı seks ya? Yani benim çocuğum evlenecek olsa o gece nasıl sıkışacak onu düşünmem yani. Herkesin aklında bu var böyle gizliden gizliye. Bak Mormon kültüründe de hani bu purity culture olduğu için kadının tek düşündüğü ilk gece nasıl sevişecekleri ve resmen Alice'i bohça hazırlayıcı ilan etmiş. İç çamaşır seçiyorlar böyle bir sürü seksi seksi. Hatırlıyorum ya. Bavuluna bir sürü iç çamaşır koyuyordu seksi seksi. İğrenç. Bir de balayına giderken bile söylemiyor nereye gittiğini, diyor, sürpriz yapıyor. Yani belki istemiyor kız gitmek ya. Aa saçma sapan böyle iğrenç onu iğrenç. Onu sormuyor. Alfa erkek o şey gidilecek yeri bile o seçiyor falan. Aptal herif ya, şu an sinirlendim durduk yere. Bu kadar ama. Problematik şeyler bunun. Ya var ya, izlese kesin bir ton şey daha çıkar da. Ya her sahneyi zaten böyle bir 5 saat konuşman gerekir. Evet, bu kadar Twilight sanırım bayağı. Hani ne kadar olmuş? Bir saati... Bir daha söylemek istiyorum. New Moon'da neydi? New Moon, yeni ay. Yeni evet. Ayda 3 ay koltukta oturup Edward'ı şey yapması. Edward'ın arkasından ağlaması. Aylar geçiyor ya, mevsimler değişiyor. O kadar kötü ki yani. Öf, o kadar daraldı ki ikinci kitap. Edward'ı beklerken yemin ederim ben de demiştim ya sikerim ayrıl şundan Jacob'la. Sevgili ve falan. Bildiğin Jacob'ı şey yapıyor. Yani baktık ki Edward beni terk etti. Jacob'a şey yapıyor. Öpüyor onu falan filan. Evet, o da çok iğrenç aslında. Sonra öğreniyor ki Edward ortaya çıktı. Tekrar hemen terk ediyor. Evet, satıyor. O kadar iğrenç ki. Üçünün de birbirine, üçü de birbirine çöp gibi davranıyor aslında. Ortada tek bir suçlu yok yani. İyi hatırlattın bunu. Ama bence bu kadar Twilight hepimize yeter diye düşünüyorum. Artık bunu izlememiş olan, okumamış olan varsa da bence artık izlesin, okusun yani bizim hatırımıza. Acaba yeniden, yani şu an izlesek tabii ki keyif alamazdık o kadar bence. Çok böyle şey, ergenliğe özel bir şey olmalı bu. Nasıl mesela biz Alacakaranlığı ergenliğimize özel, hiç problematik olmasına rağmen okumayı bırakamadığımız, sevdiğimiz kitaplar olarak görüyorsak, Kötü Çocuğu da 2016'nın, 2015'in ergenleri falan öyle görüyor biliyor musun? Ve bu beni çok üzüyor. En azından bizimki orijinal olandı. Yok ya, yani o da çok kötü. Twilight da çok kötü. Ama ya o Kötü Çocuğu senden ben dinledim. Çok bilmiyorum. Yani çok iyi net de hatırlamıyorum. Ama yani sanki o daha toksik Twilight'tan. Tabii ki. Ya çünkü Türk kültürü ve Orta Doğu muhafazakarlığıyla harmanlandığı için çok daha fenası. Evet. Ama hani bilmiyorum ya, ben isterim yani bir gün kanalda incelemek. Şu an bakıyorum da içine. Eğlenceli olur yani. Evet arkadaşlar, bugün bitiriyoruz artık burada. Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Almanyalardan katıldığı için. Ne demek? Ama çok düzensiz oldu ya. Ya çünkü ben ana bir hani böyle liste konu belirlemektense öyle muhabbetli olsun ben istedim. İçimdeki o edebiyat öğrencisi çıkmak istiyorum. Böyle düzenli giriş gelişme sonuç yapmalıydık yani. Tuğçe'nizin mail şey kutusunu gördüm. Yani yok böyle bir şey ya. Ya benim hayatımda o kadar nizam olsa şu anda Elon Musk falandım herhalde. Ama ne yapayım? Bir de buna şu mailleri açsana Meryem ya. Bana şimdi her üyelik başladığında YouTube'dan mail geliyor, tamam mı? Onlar açılacak mailler değil, bildirim gibi bir şey yani. Ya Meryem şunları nasıl silmiyorsun? falan böyle bir sürü kızdı bana mail kutumu görünce. Artık ex-boyfriendim diyeyim. Mert yeni bir telefon almıştı.
işte yeni uygulamalar falan indiriyor ya, yalvarıyordum ona ne olur telefonunu. Ya Fatih'inki de öyle. Her şey karman çorman. Diyorum ki klasörlere koy onları. Küçük klasör oluştur sosyal medya için. Onun içine Facebook, Twitter falan koy diye böyle. Mesela benim telefonumda ya türüne göre, mesela iletişim şeyleri bir yerde, ya da rengine göre oluyor falan. Ben bir ara rengine göre kullanıyordum ama o da çok kafa sıkıyor bir süre sonra. Dedim normal, artık uygulamaya göre kullanacağım. Neyse, evet. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Hoşçakalın.